pek çok elektrofilik aromatik substitüsyon tepkimesi yapmıştık. Öyleyse şimdi bir de nükleofilik aromatik substitüsyon olasılığını inceleyelim. Şimdi burada bir bromo benzenle başlıyoruz. Ardından buna hidroksil iyonu gibi bir nükleofil ekleyeceğiz. Şöyle nükleofil görevi görecek eksi bir yüklü bir anyon. Tabii bu halojenimize bağlı olan şuradaki karbona saldıracak. Şimdi buraya bir nükleofil saldırıyorsa ve eğer bir SN2 türü bir mekanizma düşünüyorsak, o zaman bunun buradaki elektronların broma geçtiği tek adımlı bir mekanizma olduğunu anlıyoruz. Şuraya çizecek olursak, benzen halkamız şu şekilde olur. Ve burada artık bromun yerine bir OH ekliyoruz. Tabii brom buradan ayrılarak bir anyon oluşturmuş oluyor. Bromür anyonu nispeten kararlı olan eksi yüklü bir anyon. Bu yüzden iyi bir ayrılan grup diyebiliriz. Şimdi buradaki sorun şöyle. Nükleofilimiz bu karbona saldırmıştı. Yani benzen halkamızın bir parçası olan sp2 hibritleşmiş bir karbon. Şimdi bu benzen halkası SN2 tipi bir mekanizma yoluyla nükleofil saldırısının yolunu kesecek ve bu halka yüzünden yani sp2 hibritleşmiş bir karbon söz konusu olduğu için nükleofil uygun yönde saldıramaz. Bu nedenle burada sn2 mekanizması mümkün değildir. Yani sp2 hibritleşmiş karbonda sn2 oluşmaz. Böylece bu tepkime bu şekilde ilerlemez. Peki sn1 tipi bir mekanizma olursa sn 1 tipi bir mekanizma düşündüğümüzde bildiğiniz gibi ilk adımımız ayrışma yani disosiyasyon olacak. Yani buradaki elektronlar broma bağlanacak. O zaman şuraya benzen halkamızı çizerek başlayalım. Şimdi broma bağlanan bu karbondan bir bağ kopardığımızdan şu noktada artı bir formal yük elde ediyoruz ve dolayısıyla bir karbokatyonumuz oluyor. Sorun şu ki bu çok kararsız bir karbokatyon. Bunun için herhangi bir rezonans yapısı çizemeyiz. Kararsız bir karbokatyon olduğundan bunun oluşması pek de mümkün değil. Bu nedenle sn 1 tipi bir mekanizma da çok büyük ihtimalle gerçekleşmez. Tabii mükemmel bir ayrılan grubunuz varsa aslında bu mümkündür. Ancak bu video üzerinde bunun çok büyük ihtimalle mümkün olmadığını düşünelim. SN2 değil, SN1 de değil dedik. Böylelikle nükleofilik aromatik bir sübstitüsyon yapamayacağımızı düşünebiliriz. Ama aslına bakılırsa yapabiliriz. Şöyle ekranı kaydırarak bunu yapmak için gerekli olan kriterlere bir göz atalım. İlk olarak halkanın bir tane elektron çeken grubu olması lazım. Yani halkadan bir miktar elektron çekecek olan bir grup. Elbette bu grubu şurada görebiliyoruz. Bu nitro grubu elektron çeken grubumuz. İkinci kriter ise halkanın bir ayrılan gruba sahip olması gerektiğidir. Buradaki halojen de bir ayrılan grup olarak görev yapabilir. Ve son olarak üçüncü kritere göre ayrılan grubun elektron çeken gruba göre orto veya para konumunda yer alması gerektiğini görüyoruz. Bu durumda bu iki grup birbirine orto durumda. Böylece bu molekül nükleofilik aromatik sübstitüsyona uğrayabilir. O zaman bir kez daha hidroksilimizin nükleofil görevi gördüğünü düşünelim. Evet, eksi yüklü hidroksidi iyonumuz şöyle. Şimdi bu anyonumuz nükleofil görevi görerek halojenimize bağlı bu karbona saldıracak. Tabii bu kez etrafta bir takım elektronlar hareket etmiş olacak. Şimdi buradaki pi elektronları buraya geçerek bir çift bağ oluştururken ardından şurada yer alan elektronlarsa oksijene geçmiş olacak. Öyleyse tüm bu elektronlar hareketliliğinin sonucunu bir gösterelim. Evet halkamız şöyle. Mevcut pi elektronlarımızsa şu şekilde. Bromumuz halen halkamıza bağlı durumda. Şöyle ortaklanmamış elektron çiftlerini de üzerine ekleyelim. Evet bu noktada artık bir O OH da bağlanmış oluyor. Onun da üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini yerleştirelim. Tabi şurada azotumuz artık halkamıza çift bağlı durumda. Azotun sağ tarafta tek bağla bağlı olduğu bir oksijen var. Tabii bu oksijenin eksi bir formal yükü var. Azotun sol tarafta bağlı olduğu oksijenle arasındaki bağ teke inerken bunun da eksi bir formal yükü oluyor. Azotun kendisinin ise artı bir formal yükü halen mevcut. Evet, şimdi tüm bu elektronlarının hareketliliğini gösterelim. Hidroksil iyonumuzdaki bu mor elektronlar şuradaki bağı oluşturmuş oldu. Devam edecek olursak buradaki mavi pi elektronları ise karbonla azot arasındaki bu bağı oluşturdu. Ve son olarak şurada yer alan yeşil elektronlarsa soldaki bu oksijene geçerek oksijene eksi bir formal yük kazandırmış oldular. Evet, böylece bu mekanizmanın ilk adımı gördüğünüz gibi bir nükleofil eklenmesidir. Şuraya altına not edelim. Halkaya nükleofilimizi eklediğimiz ekleme adımı bu. Tabii bunu yaparken halkamıza elektronlar eklemiş oluyoruz. Ve eklediğimiz bu eksi yükse soldaki bu oksijenin oluyor. Yani buradaki oksijen artık eksi bir formal yüklü. Tabii çok elektronegatif olduğu için yükü kararlı hale getirebilir. Elektron çeken grubun varlığı halkadan bir miktar elektron yoğunluğu çeker ve böylece elektron yoğunluğunun bir kısmı geçici olarak elektron çeken grupta depolanır. Ki bu da bu arar önümüzü kararlaştıran bir şey. Tabi diğer rezonans yapılarını da çizebiliriz. Ancak burada bizi en çok alakadar eden şey oksijen üzerindeki eksi yükü göstermekti. Yani bir kez daha söylemek gerekirse bu elektron çeken grup halkaya eklenen eksi yükü kararlı hale getirebiliyor ve bunu da ayrılan gruba göre orta konumda olduğu için yapabiliyor. Evet bir sonraki adımda ayrılan grubun ayrılmasını göstereceğiz. Yani bu eliminasyon adımı olacak. Ayrılan grubun eliminasyonu. Tabii bu nitro grubu geçici olarak bir miktar eksi yük ve bu elektronları tutuyordu. Şimdi bunlar buraya geçerken şuradaki elektronlar da şu bağa geçecek. Takibinde ise bu elektronlar da broma bağlanacak. Evet. Öyleyse yan tarafa son ürünümüzü çizmeye geçebiliriz. Benzen halkamız şu şekilde. Brom burada ayrılarak bromür anyonunu oluşturdu. Tabii burada bir OH bulunuyor. Şuradaki nitro grubumuz halkamıza artık tek bağla bağlı. Sağdaki bu oksijenin üzerinde yine eksi bir formal yükümüz mevcut. Soldaki oksijenimiz ise artık çift bağla bağlı. Azotumuzun artı bir formal yükünü de unutmayalım. Yeşil elektronlar şuraya geçerek bu bağı oluşturdu. Mavi elektronlar ise geriye dönerek halkamızı bu şekilde düzenlemiş oldu. Ve böylece tamamladık. Burada OH, halojenimizde yer değiştirmiş oldu. İşte buna ekleme eliminasyon mekanizması diyoruz. Neden öyle dediğimizi de burada görebiliyoruz. İlk önce nükleofilimizi ekledik. Ardından bu elektron yoğunu geçici olarak elektron çeken grupta depolandı. Ve daha sonra halojenimizi elimine etmek üzerine yeniden ortaya çıktı. Tabii bu örnek iki grubun birbirine orta olduğu bir örnekti. O zaman şimdi iki grubun birbirine para olduğu bir örnek yapalım. Şöyle ekranımızı kaydırarak örneğimizi görelim. Bir kez daha burada bir elektron çeken grubumuz yani nitro grubumuz mevcut ayrılan grubumuz olarak halojenimiz burada. O zaman nükleofilik aromatik sübstitüsyon yapabiliriz. Daha önce olduğu gibi aynı nükleofili kullanacağım. Yani hidroksil kullanacağım. Eksi bir formal yükü de şöyle. Şimdi nükleofilimiz ayrılan grubumuz olan halojenimize bağlı karbona saldıracak. Ve takibinde bu pi elektronları buraya geçerken buradaki elektronlar da şuradaki bağa geçecek. Ardından bu bağdaki elektronlarsa aynı şekilde oksijenimize bağlanacak. Şimdi bir kez daha tüm bu elektronların hareketliliğini çizerek son halini gösterelim. Şurada halkamıza bağlı bromumuz halen mevcut. Aynı noktaya artık bir OH bağlanmış oluyor. İki tane ortaklanmamış elektron çifti de şu şekilde. Burada ve şurada pi elektronlarımız var. Azotumuzsa halkamıza artık çift bağla bağlı. Sol tarafta azota bağlı bu oksijenimizin eksi bir formal yükü bulunuyor. Sağ taraftaki oksijenin de artık eksi bir formal yükü oluyor. Tabi buradaki azotsa artı yüklü. İki eksi yüklü oksijenimiz ve bir tane artı yüklü azotumuz mevcut. Bu ekleme adımı. Yani halkaya bir nükleofilin eklenmesi. Şimdi halkamıza bir miktar elektron eklememizde bu eksi yük kısmen buradaki oksijende oluyor. Böylece elektron çeken grubumuz bu ara ürünü kararlı hale getiriyor. Evet, bir sonraki adımımız eliminasyon. O zaman bu elektronlar şuraya geçerken buradaki elektronlar şuraya, halkadaki bu elektronlarsa şuraya, yukarıya geçecek ve son olarak bu elektronlar ayrılan grubumuza bağlanacak. Böylece bromür anyonu ayrılarak burada onun yerine sadece OH yer alacak. Evet, halkamızı şu şekilde çizdik. Şurada artık sadece o aşımız bulunuyor. Altta yeniden halkaya tek bağla bağlı nitro grubumuz var. Sağ tarafındaki oksijenimiz artık çift bağla bağlı ve sol tarafındaki aynı şekilde eksi yüklü diğer oksijenimiz yer alıyor. Azotumuzsa artı yüklü. Evet, bu örnekte elektron çeken grubun ve ayrılan grubun birbirine göre para konumda olduğu bir ekleme-eliminasyon mekanizma örneğiydi. Bunu iki grubun birbirine göre meta olduğu bir şekilde yapmaya çalışırsanız işe yaramadığını göreceksiniz. Elektron yoğunluğunu bu oksijen üzerinde gösteremezsiniz. Yani bunu yapacak elektronlarınızı hareket ettiremezsiniz. Bu sadece bu gruplar birbirine orto ya da para olduğunda meydana gelecektir.